Arkadaşlar yeniden merhabalar. Dış gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü maalesef içeriye baktığımızda yani iç gündeme baktığımızda yine siyaset, işte yerel seçimler vesaire filan televizyon ekranlarını bunlar dolduruyor. Ama gerçekten çok önemli gündem var. Küresel basında, küresel alanda gerçekten önemli gündemler var. Mesela işte Çin Amerika Birleşik Devletleri arasındaki rekabet. Bu rekabetin işte Kuzey Kore'nin Denize denizaltılar, nükleer denizaltılar indirmesi, Rusya ile yakınlaşması, anlaşma yapması, Orta Doğu'da yeni bir denge düzeninin kurulmak istenmesi vesaire filan derken, şimdi sizlere NATO'nun çok önemli iki tane tatbikatından bahsedeceğim. Bakın bu tatbikat sıradan bir tatbikat değil. Bunu altını çizerek ifade etmek isterim. Çünkü NATO rutin olarak tatbikatlar yapar. Her devlet, her ittifak rutin olarak tatbikatlar yapar. Ama NATO'nun bu seferki tatbikatları gerçekten bir savaş hazırlığı. Bütün unsurlarını incelediğinizde, yerini zamanlamasını, efendim açıklamaları incelediğinizde NATO resmen savaşa hazırlanıyor. Kim ile? Ve açık net şekilde şunu söyleyebilirim. İnkar da etmiyorlar. Rusya ile bir savaşa hazırlanıyor. Neden? Nedenlerini, bu tatbikatın önemini ve gerçekten bir savaş tatbikatı olup olmadığını neden savaşa hazırlandığını anlatmaya çalışayım. Şimdi öncelikle Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Yani her ne kadar rutin hale gelse de orada büyük bir acı var, dram var, insanlar ölüyor, savaş devam ediyor. Yani iki yıla yaklaşan bir savaş var. Ve dolayısıyla da bu savaş bir türlü barışla neticelenmiyor. Çünkü birileri bu savaşın bitmesini istemiyor, uzatıyor. Çünkü yeni bir küresel sistem düzen kurmak istiyorlar. Bu savaşı o küresel sistemin yeni kurulacak küresel sistemin gerekçesi olarak kullanmak istiyorlar. O yüzden de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizamı çöpe atmak istiyorlar. Tabi bunu ne ile yapacaklar? Bunu bazı küresel olaylarla ilişkilendirip efendim hani tabiri caizse kansız halletmeye çalıştılar. İşte malum süreç. Şimdi yeni bir malum süreç daha yaşatmak istiyorlar. Ama bu yetersiz kaldı. Mutlaka küresel bir savaşa ihtiyaç duyuyorlar. O akıl yeni dünya düzenini tam anlamıyla yerleşik hale getirebilmesi için küresel bir savaşa ihtiyaç duyuyorlar. İşte o savaşın ayak sesleri. Savaşların ne kadar kötü olduğunu artık söylemeye gerek yok. Bakın Ukrayna Rusya Savaşı'nda insanlar yerlerinden yurtlarından oldu. Yine Suriye'de hakeza öyle Irak'ta öyle vesaire filan. Yani savaşın kötü olduğunu anlatmaya gerek bile duymuyoruz. Şimdi değerli dostlar NATO Cumartesi günü Baltık bölgesinde NATO'nun tehdit altında olduğunu vurgulayarak varsayarak ya da büyük bir tatbikat başlattı. Şimdi bu tatbikat tabi 2007 yılından beri devam ediyor. Yani her yıl yapılan bir tatbikat rutin gibi gözükebilir. Ama değerli dostlar yapıldığı yer çok önemli. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor ve bu savaşta şu ana kadar galip yok gibi gözüküyor. Ama Rusya'yı da yaptırımlarla efendim işte Avrupa Birliği'nin efendim birleşerek Rusya'ya karşı işte Ukrayna'ya silah göndermesiyle vesaire filan şu ana kadar dize getiremediler. Rusya bu savaşın kazanabileceği tarafta gözüküyor. O yüzden de o batı aklı, küresel akıl Rusya'yı bir şekilde dize getirmek niyetinde. Bunu nasıl getirecekler? Rusya, e, Ukrayna vekil olarak Rusya'yı yıpratmaya yetmedi. Şimdi işin içerisinde NATO'yu sokarak 5. madde üzerinden bir tezgah oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bunun altyapısı oluşturuluyor. Şimdi bahsetmiş olduğum bu NATO'nun cumartesi günü başlayıp 2 hafta devam edecek e, tatbikatında Kuzey sahilleri adı veriliyor bu tatbikata. Kuzey sahilleri tat, e, tatbikatı veriliyor ve Baltık bölgesinde yani hemen Rusya'nın dibinde yapılıyor. Ve Alman e, Deniz Kuvvetleri Komutan, Komutanı açık net şekilde bu tatbikatta Rusya'ya karşı bir mesaj vermek olduğunu altını çizerek ifade ediyor. Yani gizleyip saklayıp efendim bir taraftan e, ortaya çıkmasın gibi bir dertleri yok açık net şekilde Rusya'yı hedef aldıklarını ifade ediyorlar. Şimdi tatbikata tatbikatta bir NATO üyesine yapılan saldırıya karşı 5. maddenin nasıl işletileceğini ve saldırıya uğrayan ülkenin nasıl kurtarılacağına dair efendim işte simülasyonlar yapılıyor. NATO askerleri katıldı. 14 ülkenin askerleri var. Onlar katılıyor ki burada iki tane de önemli Ülke var. Önemli dediğim yani NATO'ya yeni giren ya da girecek olan iki ülke İsveç ve Finlandiya. Bunlar da asker göndermiş katılıyor. Şimdi Letonya ve Estonya kıyılarında yapılan tatbikata e, İsveç ve Finlandiya katılıyor. 14 devlet katılıyor ve Rusya'ya karşı çok açık net şekilde mesajlar veriliyor. Bakın bu bugüne kadar buraya kadar anlattığım size rutin gelebilir ama asıl önemli olan NATO'nun ikinci büyük tatbikatı. İkinci büyük tatbikatı dediğime bakmayın. NATO'nun tarihinde yapıla, yapılan en büyük tatbikat olacak bu. Ne zaman? 2024'ün başlarında. Şimdi ondan size bahsetmek istiyorum ki asıl önemli olan o. Bir savaş hazırlığı. Resmen NATO savaşa hazırlanıyor. Şimdi bazılarınız diyebilir ki efendim işte Rusya ile Amerika savaşmaz vesaire filan. Evet, zaten Rusya ile Amerika doğrudan savaşma savaşmayacakları için araya NATO'yu sokuyorlar. Yani NATO'ya üye ülkeleri savaşa dahil ederek bir küresel savaş, geniş coğrafyaya yayılmış küresel savaş çıkarmak istiyorlar. Çünkü yapılan açıklamalar ve bu tatbikata katılacak devletler, asker sayısı vesaire falan baktığınızda gerçekten soğuk savaş döneminden beri NATO'nun en çok asker kullandığı, araç gereç kullandığı ve çok geniş çaplı ilk kez yaptığı bir tatbikattan bahsedeceğim. Şimdi değerli dostlar, bakın tatbikatlar bahanesiyle Rusya'nın kritik çıkış bölgelerine çıkış bölgelerine bazı patlayıcılar yerleştirildiği ifade ediliyor. Şimdi bazılarınız diyebilir ki Tamam bu tatbikatlar yapılıyor vesaire de filan bunun arka perdesi arka planı nedir derseniz mesela dünyaca ünlü Seymur Herz gazeteci Seymur Herz hani hatırlarsanız Kuzey Akım projesi akamete uğramıştı yani Rusya'dan işte Avrupa'ya giden doğal gaz boru hatlarına bir sabotaj düzenlenmişti bu sabotaj kim işte NATO ortak birimlerince gerçekleştirildiği ifade edildi iddia edildi o iddianın sahibi de dünyaca ünlü gazeteci Seymur Hers şimdi yepyeni bir iddia ortaya atıyor diyor ki NATO Rusya kıyılarına yakın bölgelerde tatbikat yapmasının asıl nedeni olası bir savaşta kullanılacak ya da patlatılacak bölgeleri tespit etmek ve oralara patlayıcılar yerleştirmek Bakın bu Seymur hersin iddiası şimdi Gelelim NATO'nun NATO'nun en büyük tatbikatına, asıl üzerinde durmamız gereken tatbikatı. İşte Avrupa'da yapılacak tatbikat. Gerçekten çok büyük tatbikat. Adı da e, Steadfast Defender isimli tatbikat. Dolayısıyla 41 bin asker katılacakmış bu tatbikata. 2024'ün e, Şubat ya da Mart aylarında yapılacak bir tatbikat ve dolayısıyla e, Avrupa'nın Avrupa'da yapılacak en büyük tatbikat olma özelliği taşıyor. Soğuk savaştan sonra yapılacak en büyük tatbikat deniyor. Ve doğrudan Rusya ile savaşı simile ediyor. Bakın en büyük özelliklerden bir tanesi de bu tatbikatın adını gizlemeden Rusya'nın adını doğrudan vererek Rusya ile savaşı simile ediyor. Simile ediyor. Tatbikatını yapıyor ve 5. madde yine burada da geçerli ve Polonya Almanya sınırında yapılıyor, sonra Baltık ülkeleri sınırına kadar devam ediyor. Açık, net şekilde diyor ki bu tatbikat Rusya ile savaşın tatbikatı. Bunu gizlemiyorlar. NATO'dan yapılan açıklama, NATO'nun işte o, o askerlerin, o birimlerini oluşturan mesela Almanya deniz kuvvetleri komutanlığının yapmış olduğu açıklama vesaire, bunlar açık ne şekilde bu tatbikatın Rusya'yı hedef aldığını ifade ediyor. Şimdi değerli dostlar bakın bu gerçekleşir gerçekleşmez bu tatbikatlar yapılır yapılmaz vesaire filan. Ama hiç kimse milyon dolarları hatta milyar dolarları böyle oyun olsun diye ya da efendim işte askerler boş kalmasın diye bu tatbikatları yapmaz. Belli ki bir akıl bir savaş tezgahlıyor. Başta Kuzey Kore efendim Ukrayna Rusya Savaşı yine Çin'in Orta Doğu açılımı vesaire filan. Dünya dengeleri değişiyor ve dolayısıyla da o küresel aklın hegemonyası daralıyor. Hatta hegemonya ortadan kalkıyor. Buna karşı yeni bir savaş gerekiyor o akıl tarafından böyle düşünülüyor. Çünkü bakın yepyeni bir para birimi ileri sürdü. Çin ve Rusya'nın birlikte hareket ettikleri bir para birimi ortaya sürülüyor. İşte o akıl bu gelişmeleri hazmedemiyor. Dolayısıyla da işin içerisine NATO'yu sokarak bir küresel savaşta Rusya'yı önce Rusya'yı sonra da Çin'i dize getirerek o küresel hegemonyasını devam ettirmek istiyor. O açıdan bu tatbikatlar çok çok önemli. Bunu sizlere anlatmak istedim bu e, programda. Çünkü bunları maalesef duymuyoruz. Gündem çok eften püften gündem ama asıl gündem bu. Bakın bunu görmek lazım. NATO'da uyanık olmak lazım. Bir anda hiç unmadığınız bir anda NATO'yu savaşa sokabilirler. Rusya'yı bir devletin üzerine NATO üyesi bir devletin üzerine kışkırtarak 5. maddeyi işletebilirler. Her an NATO savaşa girmiş olabilir. Dolayısıyla yakın bir tarihte 41 bin askerle yapılacak bu e, Fest, e, Defender isimli tatbikat değerli dostlar pek hayra alamet değil. Bunu sizlere aktarmak istedim. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere.